Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vakiyanın zikrini keltirdiler. Ha? Demek hayati tatbiki narsa. Sahihayinde İmam Müslim, İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi rivayetini keltirgen hadis. Ha? Bir insandan akar aldı. Yer satıp aldı. Bu hadisini işitken sizler. Yer satıp aldı bir yerini kovladı. Yerden bir humda tilla çıktı. Satıp algan adam, satken adamını aldı gibi vardı. Bu yerden hum çıktı. Bu sizinki dedi. Çünkü ben yerini satıp alıyordum dedi. Ben tillerini satıp geldim dedi. Haliki yerini geçseydik ki ben sanki yerini satken ben dedi. Bu oldu yer seninki ne çıksa seninki indi. Ben hamesi bile satken ben sanki dedi. Amayım ben dedi. Her ikeleleri ki hakemini aldı gibi barıştı. Kazını aldı gibi barıştı. Kazı kelesini hem yapını içti. Kelesi hem yaptı. Onu isyem amayım ben de yaptı. Bunu isyem amayım ben de yaptı. Kazı hüküm çıkardı. Sizlere farzantiler var mı? Dibi soradı. Bir tane dedi ki ben oğlum var dedi. İkincisi dedi ki ben kızım var dedi. Onu da ikelesini nikahlap koyun. Ve hale getirilerini ikelesine nefakı kılıp verin. Dip hüküm çıkazıp verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu vakiyanın zikrini özleri beyan kıp beri yaptılar. Bu hadisini eşitken akıl rasa bugün adam her ikelesinin halatından hem yani kim bulmadan halatı aceblenedi. Biz bugün özümüzdeki bulmadan dersen hem dava kılamız. Bir narsani bitta dona deb olib kelgandi sotuvchi. Olib kelib ichini ochib qarasa, ichida ikkita bo'lsa, "Oh, baxtim bo'lib ketib qoldi" deydi. Haligi ikkiga bo'lib sotadi. Balki bu ikkalasi bir-biriga bog'liqdir deb o'ylamaydi. Bunga o'xshagan narsa juda ko'p. Sotib oluvchi ham xuddi shunday. Qarab turadi. 1 kilo kartoshka hisob bering deydi. 1 kilosini tortib bergandan keyin olib 2-3 ta tashlab oladi ustiga. Xuddiki shu narsa bilan baxtli bo'lib qoladiganday. Talashib, tortishib, o'ziga biron-bir narsani jalb qilishga harakat qiladi. Alloh saqlasin. Biz dunyoga hech qaysimiz mol orttirish uchun kelganimiz yo'q. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Va mana shu yerda o'tirganlarimiz, jamlanganlarimiz yaxshi bilamizki, biz to'pilayotgan mol bizga foyda beradimi yo'qmi hali ham bilmaymiz. Hech qaysimiz ayta olmaymiz. Uyimizda turgan million bizga foyda beradimi yo'qmi? Bizga nima foyda beradi? Bizga iymonimiz foyda beradi. Bizga diyonatimiz foyda beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bag'ri kenglikni o'rgangan zotlar, sahobalar, tobiinlar xuddi shunaqa yashashdi. Hasan Basri rahmatullohi alayhi bozorlarga tushardilar. Odamlarni bir-birlariga bo'lgan mehrsizliklarini ko'rib ulardan shikoyat qilardilar. Nima bo'ldiki sizlardan muruvvat ko'tarildi? Nima bo'ldiki sizlardan mehr muhabbat ko'tarildi? Bugun bozorga tushaylik biz. Alloh saqlasin. Bular musulmon bo'lmasa kerak deb o'ylab chiqamiz. Yo bular ocharchilikda qolgan, yo shu narsani yemasa o'lib qolsa kerak deb o'ylaymiz. Hamma turlari, savdogarlarni hamma turlari. Ya'ni Allohga taqvo qilgan, Allohdan qo'rqgan insonlar haqida emas. Lekin qo'rqmaganlar bugun ko'proq. Pul ularni harakatlantirayotgan insonlar bugun ko'proq. Usmon ibn Affan radhiyallohu anhu hayotlaridan bag'ri kenglik haqida misol keltiriladi. Usmon radhiyallohu anhu bir odamdan bir yerni sotib oldilar. Ha? Hadiqa deb keladi. Bir bog' sotib oldilar. Bog' sotib oldilar. Haligi odam bog'ni topshirmadi. Topshirmadi-da, undan chaqirdilar, "Nimaga topshirmayapsan?" dedi. So'ravdilar Usmon radhiyallohu anhu, haligi odam sotgandan keyin odamlarga maslahat qilgan odamlar eshitgandan keyin unga aytishdiki, "Arzon sotib qo'yibsan" dedi. Uni arzon sotib qo'yibsan, yo bu joyi undan ham qimmatroq edi dedi. Vaholanki Usmon radhiyallohu anhu u aytgan pulni uni rozi qilib berib bo'lgandilar. Savdo pishib butun bo'lib bo'lgan edi. U so'radi, so'ralgan pul berilgan edi. Keyin atrofdagi aqlli maslahatchilar maslahat berishdiki, arzon sotib qo'yibsan deb. Keyin topshirmayapti edi. Usmon radhiyallohu anhu nima uchun topshirmayapsan deb so'radilar. Aytdiki, senga topshirmayman, hattoki yana 5000 dirham bermaguningcha dedi. Usmon radhiyallohu anhu haligi odamga 5000 dirhamni berdilar-da aytdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni duolarini, bashoratlarini topishni xohlayman. Ha? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? Adkhalallohu al-jannata rajulan kana sahlan bay'an va mushtariyan. Xuddi yuqoridagi ma'noga yaqin bo'lgan boshqa lafz bilan. Alloh subhanahu va taolo jannatga kirgizdi. Jannatga kirgizsin. Shunday insonniki u yengil bo'lgan. Sotganda ham sotib olganda ham.
Bir adam sattı da fikirden kayıtıp kaldı mı? Yengil bulduk. Bir adam aldı da fikirden kayıtıp kaldı, yengil bulduk. Biz matoni olib qolsak bo'ldi emas. Ega bo'lib qolsak bo'ldi. Sotib olsak, olib qolsak bo'ldi degan tushuncha yo'q. Bozorda turib, tijorat qilib, kasb qilib Alloh subhanahu va taolaning roziligini topish. Bu rohat emasmi? Bu yaxshilik emasmi? Nimaga bu yaxshilikni xohlamaymiz? Bozorga tushib, farzandimizga rizq qilyapmiz deymiz. Ya'ni saharlab bozorga tushadigan insonlar bor, kechalari uxlamasdan bozorda yuradiganlar bor. Sovuq kunlar kelyapti. Soğuk kullarda yuradiganlar, ısık kullarda yuradiganlar var. Çünkü qiynalib yuribmizda, yana yelkamizga tog'larchalik günahlarını artıp qaytib kelamiz uyga. Allah saqlasin. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizga tavfiq versin.